İstanbul'un bir türlü çözülemeyen taksi sorununun bir de yolcu boyutu var ki şikayetleri çığ gibi efendim. Taksi sürücüleriyle ilgili şikayetlerin başında güzergah ve yolcu seçimi geliyor. Trafik kurallarına uymama ve fazla ücret talebi de sık gelen şikayet başlıklarından sadece ikisi. Taksi kullanıyor musunuz İstanbul'da? Bulabildiğim zaman kullanıyorum. Almıyor. Yok kısa mesafe diyor, yok uzun mesafe diyor, almıyor yani. Genelde bu durak araçlarında olmuyor, piyasa araçlarında oluyor. Çünkü bizim durak araçların üzerinde arma vardır, telefon vardır. Yani 153 zaten şikayet hattı vardır. Onlar da şikayet hattını aradı. Taksicilerle problem yaşayan İstanbullular binlerce şikayet yağdırdı. En fazla şikayet ise yolcu seçmede. Türkseniz çok zor. Arapsanız çok kolay. Ben bazen Arapça konuşuyorum, öyle biliyorum. Her gelen taksiyi şikayet ediyor da şu trafiği bir çözseler, ondan sonra hiçbir şikayet olmaz yani. İstanbul'da normal böyle şeyler. Olmasa daha iyi olmaz mı? Keşke öyle olmasa. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre geçtiğimiz yıl Megakent'te 19.890 taksi hizmet verdi. 48.000 aşkın şoförse kayıtlı olarak çalıştı. Ama yolcu taşıma karneleri zayıf çıktı. Çünkü taksi sayısının 3 katı kadar şikayet yağdı. 2023 yılında İBB Çözüm Merkezi'ne taksiyle ilgili toplam 71.958 şikayet yapıldı. Bunun yarısından fazlası yani 39.421'i yol ve yolcu seçmeyle alakalı oldu. Ben de şikayet ettim. Onlardan biri de benim. Ama buna nasıl bir çözüm bulacaklar bilmiyorum. Artık taksi kullanmıyorum zaten. Her suçun bir cezası var değil mi? Bu yolcu seçenleri ayırsalar, bir daha trafiğe çıkamasa, arabaya çıkamasa, bir daha kimse ona yeltenebilir mi? İşte nereye gideceksin, ne kadar uzağa gideceksin, işte şu fiyattan açarım gibisinden şeylerle karşılaştığımız oluyor. Bizim de kendi şikayetlerimiz var. Ben taksi şoförü olarak yani trafik problemimiz var ve belli bir saatlerde sarhoş insanlar biniyor. Ya, taksi durağına bile binemiyorsunuz. Benim başıma geldi. Gittim yok yemek molasındayız, yok şeyleri var, gidecek yerleri var, şu var bu var deyip. Değişim saati. Değişim aynen öyle, değişim saati deyip hiçbir şekilde Türk müşteri almıyorlar. Yolcu seçmeden sonra ikinci sırada 9.166 şikayetle trafik kuralı ihlali var. Üçüncü sırada fazla ücret alınması var. Caddenin ortasında durup trafiği tıkayabiliyorlar. Pazarlık yapıyorlar müşterilerle. İstanbul'da trafik çözülmediği müddetçe bu şikayetler 70 değil 170 bin de olsa gene fark etmiyor.